Sporyayın TV'den iyi günler dileyerek bültenimize başlıyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla şube müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 3 büyük kulübün taraftar gruplarına yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde başta Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar olmak üzere birçok ilçede düzenlenen operasyonda birçok kişi gözaltına alındı. İstanbul sabaha bir dizi operasyonla uyandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla şube müdürlüğü ekipleri 3 büyük kulübün taraftar gruplarına yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde başta Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar olmak üzere birçok ilçede düzenlenen operasyonda birçok kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra sağlık kontrolü için Haseke Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. İçişleri Bakanı Muammer Güler, operasyonun taraftar grupları içerisinde organize suç faaliyetlerinde bulunanlara yönelik olduğunu söyledi. 2012 tarihinde başlatılan bir projeli operasyondur. Cumhuriyet Savcılarının nezaretinde başlatılmıştır. Bu taraftar gruplarının organize suç faaliyetlerine karışmaları iddiasıyla başlatılan bu operasyondur. Yönetimlere baskı yapmak, yağmacılık veya zorla bilet almak gibi çeşitli suçları, çeşitli iddiaları kapsayan bir soruşturmadır. Bununla ilgili olarak 96 hedefe yönelik bir operasyon başlatılmıştır. Şu ana kadar 69 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Bunu şöyle ifade edeyim. 6222 sayılı kanun kapsamında olmayan bir operasyondur. Çünkü burada organize bir suç faaliyeti olarak yine sonuçta 6222'nin yasakladığı eylemlere yönelik bir operasyon olmakla beraber işin içinde bir organize boyut olması, bir şiddet kullanılması, bir örgütle bu işi yürütmeye yönelik bir operasyondur. Bir tarafta bizim Beşiktaş Galatasaray derbisiyle ilgili olarak 6222 sayılı kanun kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar da devam etmektedir. Malumunuz maç günü 67 kişi gözaltına alınmıştı. Bunların 12'si sahaya giren, 55'i de saha dışında, tribünlerde veya kapı önlerinde çeşitli ihlal eylemlerini yapan kişilerdi. Bunlarla ilgili bir yıl men cezası verildi. Hatlarında diğer işlemler sürdürülüyor. Daha sonrasında biliyorsunuz sahaya girenlerle ilgili tespitler devam etti. Arkadaşlarımızın ilk yaptığı tespitler sahada 502 kişilik bir taraftar grubunun içeriye girdiği şeklindeydi. Onlarla ilgili kimliklendirme çalışması yapılıyor. Daha önce de 29 kişilik, yani bugünlerde 29 kişilik bir grup daha alındı malumunuz. Bunlarla ilgili de yine men cezası yapıldı. İki kişi savcı tarafından tutuklamaya sevk edilmişti. Mahkeme serbest bıraktı. Tekrar ediyorum, buradaki boyut 6222 sayılı kanundaki ihlallerle ilgilidir. O kanunda 3 aydan 2 yıla kadar olan hapis cezaları, müsabakadan men cezaları ve idari para cezaları söz konusudur. Ama bugünkü operasyon taraftar grupları içerisinde örgütlü suç faaliyetine karışan kişilerle ilgili bir organize faaliyetle ilgilidir. Bunun ayrı maddesi vardır ve özel yetkili savcılarca, daha doğrusu terörle mücadele kanunun 10. maddesine göre yetkilendirilmiş Cumhuriyet Savcılarının nezaretinde yürütülen bir operasyondur. İşte böyle bir şey asla yok. Kesinlikle böyle bir şey yok. Evet. Arkadaşlar, o firarenin de yakalanmasına çalışılıyor. Önemli olan bu firari grubun büyük bir çoğunluğunun tamamına yakında yakalanmış olmasıdır. Bu çok başarılı bir operasyondur. Malumunuz son bir hafta içerisinde geçtiğimiz cuma günü Emniyet Genel Müdürlüğü ve sosyal tesislere yapılan saldırı sonrasında 2 saat 50 dakika gibi kısa bir zamanda emniyet güçlerimiz bu teröristleri birisini ölü birisini yaralı olarak ele geçirdi. Daha sonrasında da Bingöl'deki operasyonu yine jandarmamız önemli bir çalışmayı gerçekleştirdi. Önemli bir teşkilatımız hem de jandarma kuvvetlerimizi tutuyorum. Başarılı bir operasyon teşkilatlar, istihbarat kuvvetlerinde ve kendi aralarında çok önemli bir koordinasyon, yani emniyet müdahalesinin çalıştığı alanlar oldu. Bu çok önemli bir gelişmedir. Olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisinin faturası belli oldu. Beşiktaş'a 4 maç seyircisiz oynama ve 70 milyar para cezası. Teknik direktör Bilic'e 3, Melo'ya da 2 maçtan men cezası geldi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararını vermeden önce Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Siyah Beyazlı Kulübün avukatları toplantıya katılarak sözlü savunma yaptı. Kurul daha sonra yaptığı değerlendirme sonunda Beşiktaş Kulübü'ne yaşanan saha olayları nedeniyle 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. Siyah Beyazlılara ayrıca toplamda 70.000 TL para cezası da verildi. Karara göre Beşiktaş iç sahada gelecek 4 maçı kadın ve 12 yaşından küçük taraftarları önünde oynayacak. Teknik direktör Sinan Biliç'e de ceza geldi. Hakem raporunda Hırvat teknik adamın 4. hakem Kemal Yılmaz'a küfür ettiği ifadesinin yer aldığı öğrenildi. Bu nedenle Biliç'e 3 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası geldi. Beşiktaş teknik direktörü Medical Park Antalya Spor, Eskişehir Spor ve Çaykur Rizespor maçlarında takımının başında yer alamayacak. Derbinin son dakikalarında kırmızı kart gören Felipe Melo'ya da ceza geldi. Disiplin kurulu Brezilyalı futbolcunun rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maçtan men ve 13 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Melo, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor ile yapacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından temizlik operasyonu başladı. Yönetim Terim'e yakınlığı ile bilinen 8 ismin görevine son verdi. Galatasaray'da Fatih Terim'e yakın isimlerin de işlerine son verildi. Dün gece telefonla aranan çalışanların bugün tazminat hesaplamaları yapıldı. İşlerine son verilen isimler arasında Müfit Erkasap, Bülent Bayraktar, Şükrü Hanedar, Fahri Yılmaz, Fatih İbradı, Metin Çakıroğlu ve Hande Sümertaş bulunuyor. Yayınım sona erdi. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.